Evet, Rota'da tekrar reklamlardan sonra birlikteyiz. Aradan sonra birlikteyiz. Konuğum Emin Şirin'le konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde aynı zamanda gazeteci Ali Tarakçı da bizimle birlikte olacak. Onunla da hem siyasetin gündemini hem de Halil Falyalı olayını ilişkin ayrıntıları değerlendireceğiz. Emin Bey'le kaldığımız yerden devam edelim. Muhalefetin durumunu değerlendiriyorduk. Tabii bu arada bir yandan sosyal medyayı da kontrol etmeye çalışıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı yayın, kendi evinden yayınladığı bir video vardı. Faturamı ödemeyeceğim kampanyası kendisi adına aslında başlatmış oldu. Yani böyle doğrudan bir çağrı yapmadı ancak ben bu zamlarla fatura ödemiyorum açıklaması yaptı. Ve muhalefetten isimlerin de şu an bu konuyla ilgili açıklamalar yaptığını, bu kampanyayı aslında genişletmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu görebiliyoruz. Bunu da belirtmiş olayım ve konumuza devam edelim. Buyurun Emin Bey. Kemal Bey'i ben tebrik ediyorum bu yaptığı çıkış dolayısıyla. Bunun işte devamını getirecek lazım. Neden? Kemal Bey biliyorsunuz bundan bir iki hafta evvel bir toplantıda değil, bir basın açıklamasında. Ben Perşembe günü Diyarbakır'a gittikten demokrasinin yolu Diyarbakır'dan gidersin. Ve bütün soruları, bütün açıklamayı da cevap edeceğim dedi. Ama gidemedi Diyarbakır. Şimdi bir şeyi konuştuğunuz zaman manifestinde bunu getirmesi. Şimdi bu şeyi ben de videoyu seyrettim dün. Tekst genelde de hoşuma gitti. Şimdi devamını getirebilecek mi onu görmek istiyorum. Çünkü elektrik faturasını ödemezse elektriğini kesecekler. Kesmeleri lazım değil mi? Veya hiç kimsenin kesmemeleri lazım. Kestikleri zaman Kemal Kılıçdaroğlu gocuğunu giyip karanlıkta bir fener koyup bu videoları çekmeye devam ederse seçimi kazanır. Orada lider olur. Bunu yapamadığı takdirde de, sonunu getiremediği takdirde de ciddi bir puan kaybına maruz kalır. Ama söylediği de şu, KDV indirin, KDV indirdikten sonra öderim diyor. Bakalım, enteresan bir, muhalif lider olarak enteresan bir çıkış yaptı. Hoşuma da gitti. Bunu tabii iktidar bir anarşiye tehdit falan gibi değerlendirebilir. Türk Ceza Kanunu şu madde içinde işte kamu düzenini bozma meselesine falan gitmelidir. Hayır. Böyle bir çağrı yapmadı Kemal. Şahsi tavrını ortaya koydu. Pek tabii ana muhalefet lideri olarak bir özgür ağırlığı var. Arkası gelecek mi? Merakla bekleyeceğiz. Göreceğiz bakalım ne olduğunu. İstersen muhalefete dönelim şimdi. Evet. Emre. Şimdi muhalefet açısından bazı sıkıntılar var. Neden? CHP bir kere bir iletişim koordinasyon bozukluğu içinde olduğu görülüyor. Yani Kemal Bey son 6 aydır 8 aydır çok büyük bir gayret içerisinde, bir yürüyüş içerisinde bunun yarattığı ya işte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak lafları içerisinde iktidar da bunu zorluyor. Kürt seçmen attı, Kürt kökenli seçmen için ne yapacaklarını tam bilemez bir yapmalar. Bir açık tavır. İşte demin verdiğim örnek gibi açık bir tavır koyuyorlar, arkasını getiremiyorlar. Bu CHP açısından olan sıkıntı. İyi Parti'nin nispeten iyi gittiği kanaatini yükseliyor. Burada İyi Parti ile ilgili küçük partilerin yaratacağı bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Emre. Şimdi Davutoğlu Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi beklenilen çıkışı yaratmış vaziyette değiller. Yani bu partiler kurulurlarken %1-2-3'lük bir orandan değil, çok daha yüksek oranda gidebilecekleri ümitlindelerdi. Bugün öyle bir şey görünmüyor. Ve herkesin unuttuğu bir konu var. Deva Partisi ve Gelecek Partisi nerede oy alacak? Eskiden AK Parti'ye söyledikleri, eskiden AK Parti'ye oy verenlerin kararsızlığa kaymış olanlarından veya şimdi bu ekonomik sıkıntı içinde AK Parti'den ayrılacak olanların oylarına talipler. İyi güzel de bu iki parti olmasaydı, Gelecek ve Deva Partileri olmasaydı, bu seçmen nereye gidecekti?
İYİ Parti'ye ve Saadet'e gidecekti büyük bir ihtimalle, değil mi? Veya AKP'ye geri dönecekti. Veya AKP'ye geri dönecekti. Dolayısıyla bu partiler esas itibariyle varlıklarıyla İYİ Parti ve Saadet, Milli Parti ve Millet İttifakı'nın içinde rakip olmasıydı. Ona rağmen kucak açıldı kendilerine. Yani gelin görüşelim, beraber hareket edelim vesaire gibi bir kucak açıldı. Bu partilerin de bunun şuurun içinde olup fazla zorlamadan dikkatli hareket etmeleri lazım. Yani özellikle Davutoğlu'nun hala kendini başbakan zannedercesine ortaya koyduğu bazı şeyler, tavırlar, şu şöyle olsun bu böyle olsun gibi tavırlar veya keza Ali Babacan'ın bazı işte bugün gazetelerde de bazı yerlerde de okudum. İşte ekonomik programımızı açıklayalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi konular rahatsızlık verebilir. Çünkü burada bir koalisyondan bahsetmiyoruz. Seçim sonrası ittifakından da bahsedip bahsetmediğimiz soru işareti. Bir seçim ittifakından bahsediyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. O bakımdan benim beklentim aralarında da daha fazla friksiyon alanı yaratmak istemiyorlarsa, özellikle ayın 12'sinde yapacakları toplantıda, zirve toplantısında fazla detaylı konulara girmelerini mahsurlu görürüm. Mesela bir anayasanın ana hatlarını açıklamaya kalktıkları takdirde orada bile sıkıntı çıkabilecek. Ben iki şey bekliyorum muhalefetten. Bir, hatta üç şey diyelim. Birincisi, bir erken seçim çağrısı yapmaları lazım. Çok erken, ciddi bir erken seçim çağrısı yapmaları lazım. Ve bu erken seçim çağrısını Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanı olarak hitap ederek, Devlet Bahçeli'ye de MHP Genel Başkanı olarak hitap ederek yapmaları lazım. Neden? Bu iktidar partileri de bir güven oyu alma ihtiyacı içindeler. Yepyeni bir ekonomik program getirdiler, NAS'a dayandırdılar, Türkiye'yi allak bullak ettiler, bir sürü uygulamalar var ortada. Arkadaş, siz geçen seçimde bu sözleri vererek seçilmediniz değil. Siz ekonomiyi böyle idare edeceğiniz diye bir söz vermediniz. Söz vermeyin, başka sözler verip seçim kazandınız, şimdi yeni bir ekonomi uyguluyorsunuz. Peki, bu ekonomi seçmen nezdinde makbul mü değil mi? Gidin bir güven oyu isteyin bakalım. Çünkü güven oyu müessesesi kalktı Emre. Evet. Meclis güven oyu diye bir şey yok. Güven oyu sadece halktan alınabiliyor seçimden. Getirin sandığı milletin önüne demeleri gerekiyor. Bu birinci erken seçim çağrısı. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir çatı adayda çatı aday prensibinde anlaştıklarını açıklayabilirler. Yani bir adaydan çıkacaklarını. Üçüncüsü de seçim emniyeti, seçim güvenliği konusu. Ben bu konunun üzerinde çok uzun zamandır duruyorum. Zira muhalefet bugüne kadar İstanbul ve Ankara belediye seçimleri haricinde sandığa sahip çıkamadı. Sandığa sahip çıkamayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Aslında bugün bu programda ele almak istediğim başlıklardan birisi, hatta programı bu tema üzerine kurmayı düşünüyordum ama Türkiye bir krizler ülkesi olduğu için ve akşamdan sabaha bambaşka bir ülkeye uyanabildiğimiz için Halil Falyalı meselesi ve bu çeteler sorunu birazcık daha toplumsal, aslında gündemin önüne geçmiş, birazcık baskın çıkmış oldu. Ama size bu konuda katılıyorum. Seçim güvenliği meselesiyle ilgili özellikle önemli bir çalışmanın ve farkındalığın, toplumsal farkındalığın yaratılması gerekiyor. Bu yönde sadece partilerin değil, derneklerin, vatandaş inisiyatiflerinin de bir büyük bir seferberlikle partileri oraya doğru itmesi gerektiği kanaatindeyim ben de. Çok tebrik ederim bu söylediklerin için. Tamamen senden aynı fikirdeyim. Bak, AK Parti seçim konusundaki en tecrübeli parti. Artı bütün devlet organları elinde, YSK elinde. Yani elinde. Bunların bağımsız bağımsız olduklarını söylemenin imkanı yok. Bir parti devletinin içinde seçime gidiyoruz. Bunun şuuru içinde olmamız lazım. Ayrıca AK Parti gayet de tecrübeli.
Aşağı yukarı 200 bin sandık olacağı düşünülüyor bu seçimde. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde. Bu seçimler için şimdiden sandık başına 25 kişiyi görevlendirmiş vaziyetteler Emre. 5 milyon insandan bahsediyorum. Ve bunlara şu görev verilmiş vaziyette. Her sandıkta aşağı yukarı 300 seçmen olacak. Kabataslak konuşuyorum. Bunlar değişebilir biraz ama 300 seçmen için 25 kişi atamış vaziyetteler. Bunlar şimdiden neredeyse sandık sorumlusu değil, seçmen sorumlusu gibi hareket edip eve ziyaret edecek. Yani çünkü 300 seçmen de 60-70 haneye tekabül eder. Bunlarla birebir ilişki kurarak seçime hazırlanacak. Bugün belki ekonomik sıkıntılar yüzünden bunu geriye almış olabilirler. Bunu yaparak seçim. Şimdi muhalefete baktığımızda hiçbir muhalefet partisinde 200 bin sandığı tek başına her sandığa da 10 kişi tabir değil. Evvela hiçbir itiraz olmadan muhalefet partilerinin seçim sandık güvenliği işbirliği imzalamaları gerekiyor. Birbirlerinin eksikleri ve sandığa sahip sandığın haricinde Yüksek Seçim Kurulu'na karşı bunları da tedbirini alsın. Bir şey sormak istiyorum. Bekliyorum. 5 milyon kişiyi seferber etmesinden bahsettiniz. İktidarın sandıklarda, evet, sandıkların başında bulunacak parti gönüllüleri veya artık adına ne derseniz. Böyle bir kalabalığı, böyle bir kitleyi seferber edebilecek gücü ve motivasyonu olduğunu düşünüyor musunuz iktidarın hala? İktidarın motivasyonunun düştüğünü kesinlikle tespit ediyoruz ama iktidar şu anda Emre, herhalde demokratik ülkelerden, Batı ülkelerinde dikkate alırsam, Amerika'daki Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin üye sayılarını bilmiyorum ama 10 milyonun üzerinde üyesi olan Avrupa'da başka parti yok. Yani AK Parti hakikaten çok önemli bir örgüt. Çok çok önemli bir örgüt. Ve ta Necmettin Erbakan'ın zamanından öğrendikleri çalışma metotlarından gayet dikkatli çalışıyorlar. Ondan sonra ikinci İYİ Parti hangisi derse Saadet Partisi'dir bütün ufaklığına rağmen. Saadet Partisi'nin örgüt çalışması bugün CHP'den de MHP'den de İYİ Parti'den de DEVA'dan da gelecekten de daha ileridir. Bunu bilerek söylüyorum. Çok yakından tanıdığım için söylüyorum. O bakımdan bu hazırlıkların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ben evvela muhalefetin efendim işte anayasa şu detayları olacak, şu denetim bakın bunlar tamam çok güzel yapılacak da bu neredeyse Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarına baktığımızda Ayasofya'da meleklerin cinsiyetini tartışmak gibi bir konu olarak çıkıyor ortaya. Bilmiyorum anlatabildim mi? Seçmeni alakadar eden bir konu değil. Ama seçmeni evvela sandık güvenliği alakadar ediyor. Arkadaş ben oyumu vermeden evvel sen şu sandığa sahip çıkacak mısın? Benim oyuma sahip çıkabilecek misin? Ben muhalefet partilerinin bunu ortaya koymak mecburiyeti olduğu kanaatindeyim. Buna ikna etmeleri lazım seçmeni. Çünkü neredeyse son İstanbul ve Ankara belediye seçimleri hariç hepsinde sınıfta kaldılar. Hepsinde. İstisnasız. En önemlisi de referandum. Düşünebiliyor musun? Mühürsüz oyların kabul edilmesi ile referandumun sonucu ortaya çıktı. Türkiye'de rejim değişti, sistem değil, rejim değişti. Ciddi bir itiraz gelemedi buna. Evet, maalesef orada o dönem en azından referandum döneminde muhalefetin böyle bir kamuoyunu seferber edebilme gücü yoktu. Ancak bugün bir anlamda daha şanslı olduğunu düşünebiliriz. Aslında bununla ilgili bir sorum daha var. Tam da bu konuyla ilgili. Bir hukuk düzeni içinde artık yaşamadığımızı, anayasalı bir düzen içerisinde maalesef yaşamadığımızı fiilen kabul etmek gerekiyor. Bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Hukuk sistemi tamamen tercihli olarak uygulanıyor. Hatta yönetenlere ve yönetenlerin tercih ettiği onların yakınlarındaki kişilere farklı bir hukuk sistemi
yönetenler dışında kalanlara veya muhalefete farklı bir hukuk sistemi, adeta bir ikili hukuk sistemi ve bir kast sistemi oluşmuş durumda. Tam da bununla ilişkili olarak yakın zamanda gündeme gelen önemli bir tartışma var. O konudaki görüşünüzü de almak isterim. Üçüncü kez adaylık tartışması gündeme geldi ve aslında bu tartışmayı birazcık gündeme sokan da Devlet Bahçeli'nin grup konuşması veya o çerçevedeki diğer konuşmaları oldu. Yani biz bu işin arkasındayız, ne gerekiyorsa yapacağız Erdoğan'ın aday olması için. Hatta en az 3 kere aday olması için ne gerekiyorsa yapacağız gibi bir şey söyledi. Dolayısıyla sanki bunun tartışılmasını da istiyormuş gibi bir izlenim ediniyorum ben iktidar cenahından. Muhalefetse burada çok ikircikli bir tavır takındı. Net bir pozisyon belirleyemedi ama Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden anladığımız şu ki iktidarla hukuk ve işte bu anayasa tartışması zemininde karşı karşıya gelmek istemiyor. Çünkü bunların faydasız tartışmalar olduğunu düşünüyor adını koymak gerekirse. Ve iktidarı siyaseten aslında mağlup etmek gerektiğinin bilincinde, en azından Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bunu anlıyoruz. Ancak tabii ki bu üçüncü kez adaylık meselesi oldukça ses getirdi ve muhalefet cenahında tabii ki ses getirdi. Bir tartışma konusu oldu. İkiye ayrıldı kamuoyu bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? İktidar da biraz ikiye ayrıldı. Yani şeyin, Devlet Bahçeli'nin konuşması ortada. Buna mukabil Mustafa Şentoplar, Mehmet Uçumlar, bazı milletvekilleri yok ya işte yeni bir sisteme geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dönemler tekrar başladı. Bunu bir sene, bir buçuk sene evvel de zaten söylemişlerdi. Bu böyle olacak diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu da muhtemelen bu görüşü kabul edecek. Şimdi normatif hukuk açısından bakarsan 101. madde çok açık. Bir kişi ilk kereden fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Sistem değişti mi, sistem değişti diye bir şey yok anayasada. Dolayısıyla normatif hukuk açısından Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olmaması lazım. Yani cumhurbaşkanı seçilmesi söz konusu değil. Ama siyasi gerçeklere baktığında bugünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun tavrı, muhtemel tavrı ve baskılar dikkate alındığında Tayyip Erdoğan olmak istediği takdirde olacak gibi görünüyor. Onların da sarayda da bir arayış var. Ya bu başımıza bir bela açar mı, bir sıkıntı yaratır mı gibi bir bazı görüşler de var. Dolayısıyla bir anayasa değişikliğinin çaresini de bulabilir miyiz diye de bir arayışta da var. Bu da bilgi. Bilgi olarak söylemiş olayım. Ha, bunun sonucu nereye varacak? Ben Kılıçdaroğlu'nun buradaki çıkışını Ali Bey'e de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Ali Bey. Yani bunun sonu nereye varacak? Bunun sonu Kemal Kılıçdaroğlu gayet doğru bir şey söyledi. Arkadaş getir erken seçim kararını. Mecliste erken seçim kararı alalım. Ondan sonra aday olup olmamalı diye bir sıkıntı yok. Aday olabilirsin meclis erken seçim kararı alırsa diye. Siyaseten doğru bir çıkış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her çıkışını doğruluyorum manası tekrar çıkmasın bundan ama bu konuda doğru bir çıkış yaptı. O bakımdan bakalım önümüzdeki günler ne olacak. Bu arayışlar, bu sıkıntılar yürüyüp gidecek. Peki o zaman bak, şimdi tekrar söyleyeyim Emre. Lütfen. Türkiye'nin bir numaralı sorunu kazasız belasız, hilesiz hurdasız, neticesi uygulanabilir bir seçimi yapabilmektir. Türkiye'nin en önemli sorunu budur. Bunu becerebildiği takdirde Türkiye düzlüğe çıkma ihtimalini kuvvetli yakalayacaktır. Evet, çok teşekkürler. Zaten Türkiye'deki seçim geleneği ve siyasi kültüre baktığımızda seçmen açısından, vatandaş açısından da seçim yapılabilmesi ve bu seçimlerin adil olduğunun, meşru olduğunun kabul edilebilir olması çok önemli bir kriter olarak görünüyor. Bizim geçmiş, yani özellikle 1950'den bugüne gelen çok partili hayat geleneğine baktığımızda başka siyasi kanallar tıkalı olduğu için veya zayıflatılmış olduğu için Türkiye'de vatandaş, seçmen siyasete katılım açısından seçime büyük önem veriyor diyelim ve
Bir şey daha sadece lütfen, son tabii. Bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Tayyip Erdoğan bugün siyasete devam edebiliyorsa demediğini bırakmadığı CHP'nin 2002 senesindeki 2003 başındaki demokratik tavrı sayesinde bugün siyasette. Evet. Baykal da onun için işi hala bir sürü bir torba laf işliyor. Evet, ama çok da eleştiriliyor bu nedenle. Evet, CHP o gün demokratik bir tavır içinde olmasaydı Tayyip Erdoğan diye bir kişi bugün siyasette yoktu. Bunu da hatırlaması lazım Tayyip Erdoğan. Tabii bu Türkiye açısından, toplum açısından, vatandaşlar açısından olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi, onu da izleyicinin takdirine bırakmış olalım. Bir cümle söyleme hakkım var mı acaba? Lütfen, zaten size söz vermek istiyorum Ali Bey. Emin abinin o Baykal'ın demokratik tavrından kaynaklı bir mesele değil de aslında Baykal'ın oradan faydacı bir anlayışı üzerinden bakıyorum. Çünkü Lütfü Livaneli onun ayrıntılarını açıkladı. Dedi ki en fazla 6 ay dayanır, bırakın büyütmeyelim, yapsın siyaset, 6 ay sonra Türk siyasetinden çekilir düşüncesiyle verdi. Yoksa demokratik olduğu için vermedi onu. Ben bu şeye girmeyeceğim. Bu polemiğe kesinlikle girmeyeceğim. Livaneli'nin doğru konuşup konuşmadığını da bilmiyorum. Çünkü ondan sonraki bir sürü konuşmasının da doğru olmadığını biliyorum Livaneli'nin. O meşhur Beylerbeyi yemeği meselesi, Bülent Tan'la vesaire, bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Sonunda CHP'nin Baykal'ın haricinde o CHP milletvekilleri orada mıydı? O CHP milletvekillerinin hepsi hür iradeleriyle birçoğu demokratik olarak bu oyu verdiler mi, vermediler mi? Biraz da işe böyle bakmak lazım. Yoksa CHP bugün, müsaade buyur, 1 Mart tezkeresini hatırlarsan o günkü ortam içinde, ki ben de onların bir tanesiyim o milletvekillerinin, hür iradesiyle hareket eden çok milletvekili vardı. Çok milletvekili vardı. Yani bunu faydacı olarak yaptılar, yapmadılar. Bu bütün CHP milletvekillerine de biraz haksızlık olur diye düşünüyorum sevgili abi. Bir itiraz daha edebilirim. Abi, sizinki o 1 Mart tezkeresindeki genel tavrınız partinin genel politikasına yönelik olarak bir baş kaldırı diye bakarım. Orada iradenizi kullanmak olarak değerlendiririm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten duruşu itibariyle hayır demesi gerekiyordu ve o yapması gerekeni yaptı. Yani o açıdan sizinkiyle aynı olarak değerlendirmem, onu bir irade olarak görmem yani. Sizinki daha büyük cesaret gerektiriyordu yani. Peki Ali Bey, size söz vermek istiyorum. Hazır bu üçüncü kez adaylık meselesine gelmişken sizin bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Birazcık siyasi gündemi konuşalım. Daha sonra da size Halil Falyalı ile ilgili de sorular sormak istiyorum. Tabii ki. Direkt söyleyeceğim olay şu. Bir akıl düşünün. Yani Türkiye'nin sistemini değiştiriyorlar. Sistemini değiştirirken maddeye, o ikinci kez aday olabilir maddesini eklemeyi unutuyorlar abi. Ya bunun ötesi yok. Bu Türk siyasetçisinin ya da o programı, o anayasa taslağını hazırlayanların ne kadar eksik olduklarını gösteriyor. Ya bu tartışmayı düşünmemişler, bunu hesap etmemişler. Bu hazırladıkları sistemin bile nasıl böyle hazırlandığının da bir göstergesi. Yani alelacele hazırlanmış ve liyakatsiz kadrolar tarafından hazırlanmış. Ben liyakatsizlik üzerinden bakmıyorum, inanın. Aslında tüm mesele şu, düşünmemişler ya. Düşünmemişler. Ve bu sistemi de düşündüklerini düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. O gün de söylemiştim o referandum öncesinde, bugün de söylüyorum. O referandum Erdoğan için hazırlanmış kocaman bir tuzaktı. Aradan geçen 5 yıl sonra nasıl bir tuzak olduğu bugün ortada duruyor. Yani Erdoğan 2017 referandumuyla ve sistem değişikliğine karşısına blok bir muhalefet hazırlamıştır. Aslında Erdoğan 2017 ile beraber Türkiye çok büyük bir bedel ödüyor ama Erdoğan ilk defa Türkiye tarihinde, 100 yıllık tarihinde büyük bir tarihsel uzlaşmanın temel koşullarını hazırlayan adam olarak tarihe geçecektir. Yani büyük tarihsel uzlaşmanın, o tüm geleneklerin bir araya gelebildiği şartları oluşturmuştur ve biz bunu 12 Şubat toplantısıyla, cumartesi günkü yapılacak toplantıyla göreceğiz. Ve şunu da söyleyeyim, muhalefetin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV5'teki
Erdoğan'ın aday olmasına itiraz etmeyeceğiz açıklamasını da farklı görüyor. Yani ne diyor? Diyor ki işte bugünkü tüm kurumlar doğal olarak iktidarın elindedir. İktidarın elinde olduğu için itiraz etme durumu. Kime itiraz edeceğiz ve kim bizim itirazımızı değerlendirecek? Bunu diyorsanız sorun şu. Tam Emin abinin söylediğini söyleyeceğim. Seçim güvenliği esası. Türkiye'de seçimlere giderken kime itiraz edeceksiniz kardeşim? YSK onun elinde, Anayasa Mahkemesi onun elinde, mahkemeler onun elinde, sandık başkanları onun elinde, güvenlik onun elinde, jandarma onun elinde, olağanüstü hal kartı elinde. Ne yapacaksınız o zaman? Böyle bir hikaye olmaz. Böyle bir hikaye olmaz. Erken seçim istiyorsunuz. Ne olacak? Salı günleri grup konuşması yapacağız. İktidarı zorlayacağız. Nasıl zorlayacaksınız kardeşim? Miting yapmayacaksınız. Niye? Sokak gösterisi diye iktidar aleyhinde kullanır diye. Sokakta protesto yapmayacağız. Aman sokak gösterileri diye Erdoğan'ın öyle bir çıkın sizi silip süpürürüz diye biz Erdoğan'ın provokasyonlarına zemin hazırlamayacağız. Elektrik faturaları insanlar yanıyor. Aman sokakta gösterisi yapmayacağız. Erdoğan'ın ekmeğine yağ süreriz. Dün Erdoğan Kılıçdaroğlu bir anlamda sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Faturamı ödemiyorum diyerek topluma da aslında örnek verdi. Bugün Bahçeli ne dedi Kılıçdaroğlu'na? Atlıyor peş peşe tweetler 4 saat önce ortada. Verebilirseniz ekrana çok sevinirim. Evet, arkadaşlarımızdan rica edelim. Bahçeli'nin bugün attığı tweetleri bir yandan hazırlasınlar. Ekrana verelim birazdan. Baktı Kılıçdaroğlu'na ama açık bir şekilde de faturasını ödememesi üzerinden dedi ki tüm MHP teşkilatlarına çağrı yapıyorum. Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin. Kandil gönderirken de kandil göndermesi yaptı. Şimdi sorun şu. O zaman buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Tüm MHP'lilere sesleniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na kandil göndereceklere sesleniyorum. On binlerce insanın evinde elektrikten dolayı fatura ödeyememesinden dolayı şeyleri kapalı. Elektrikleri kapalı. Onlara da kandil göndermeyi düşünüyor musunuz? Onların faturalarını ödemeyi düşünüyor musunuz? Onlar sivil itiyatsızlık yapmıyorlar. Ödeyemedikleri için, ekonomik olarak paraları yetmediği için ödeyemiyorlar. Ne yapacak? Bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'yla dalga geçiyorum diye, bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na kandil göndermesi yapacağım diye on binlerce, yüz binlerce insanı aşağıladı. Bundan önce de enkaz göndermesi yapmıştı. Acaba bu enkazı temizleyebilecek misiniz diye artık dilimi sürçtü veya yani Türkiye'yi bir enkaz haline getirdiklerini kabul etmiş oluyor. Yeliz diye bildiğimiz bir siyasetçi var biliyorsunuz. Geçen akşam Akit TV'de elektrik faturalarının sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Sanki 1 Ocak'ta yeni iktidarı almışlar da 20 yıldır ülke Bay Kemal Kılıçdaroğlu yönetmiş gibi. Kafayı yemiş durumdalar yani. Ben şimdi yani Devlet Bahçeli gibi bir siyasetçinin, Türk siyasetinde 20 yıldır duran bir siyasetçinin Kemal Kılıçdaroğlu'na o sözü söyleyeceğim diye on binlerce, yüz binlerce insanı aşağılamasını ve karşısına almasını, şimdi tam o anayasadaki o unutulan bir madde var ya, arka planı düşünmemekten kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hangi danışmansa o metni yazmışsa. Bu üçüncü adaylık meselesiyle ilgili şimdi az önce şöyle bir şey söylediniz. Hem bu yeni yaratılan, bu yeni kurulan sistem aslında Erdoğan'a bir tür tuzak haline geldi. Bir yandan da bu sistemin düşünülmeden kurgulandığını, yeterince yani alelacele hazırlandığını, öngörülmeden yapıldığını söylüyorsunuz. Yani ortada bir MHP ile sen birleşeceksin de muhalefetin birleşemeyeceği üzerine kurgulanmış bir olaydı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Türk tipi başkanlık sistemine geçilmeseydi Türkiye'de kötülüklerin anası kimi ilan edecekti muhalefet? Başka bir şey söyleyeyim. Eski sistemle seçim yapılıyor olsaydı bugün AK Parti'nin elinden bu kadar kriz yaşanmasına rağmen kimse seçimi alabilirdi? Evet, eski sistemde olsa şu an kolay kolay iktidarın değişmesinden bahsediyor olmayabilirdik. Tabii oylar bu 2017 referandumunun 5 yıl geriye giderek kime yaradığını görmek gerekiyor. Kimin işine geldi ve kimin zararına. Zaten bu %51 meselesinin Erdoğan'ın ayağına dolandığını artık kendisi de kabul ediyor. Hatta bununla ilgili düzenlemeler yapma konusunda geçmişte sinyaller de verilmişti. Ancak tabii Bahçeli ona onun önüne bir
set çekmiş oldu. Şimdi Bahçeli'nin... Katılır mı katılmaz mı bilmem ama ben Erdoğan'ın varla seçim kazanabilme ihtimalinin olduğunu düşünenlerdenim. Erdoğan'ın tüm kartları kullandığını düşünmüyorum. Siz katılmadan hemen önce Emin Bey de onunla ilgili alternatif senaryoları anlatıyordu zaten. En büyük alternatifi söyleyeyim. Cumhur İttifakı blok olarak korunur ve HDP oraya monte edilir. Tam olarak yani HDP demetse de bu yönde açılımlar yapıp Kürt seçmenin yani oyunu HDP alabilmek için. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü eğer siz HDP'nin yani Kürt hareketinin Kürt konusunda siyasi tavizler verebileceğiniz bir noktaya gelirseniz HDP ve Kürt hareketi onu kabul eder ve aynı zamanda da kendi tabanını ikna eder. Emin Bey hemfikir misiniz? Bir blok olarak. Hep konuştuk yani alternatiflerden bir tanesi bu. Ben de Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini çantada keklik görmeyi çok büyük bir hata olarak görürüm. Aşağı yukarı bu Kürt seçmen meselesinde yaptığımız analizde programın ilk kısmında aynı paralelde. Anlıyorum. Peki Bahçeli'nin tweetlerini arkadaşlarımız hazırlamış. O bahsettiğiniz tweetleri bir ekrana verelim. Evet. Hayırlı olsun Kılıçdaroğlu. Önce bir alttakini okuyalım. Bu kapsamda her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor. Bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa kandile yabancı değildir. Tabii burada kandili Kandil Dağı'na gönderme yaparak kullanmış. Nasıl olsa kandilin köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır. Hayırlı olsun Kılıçdaroğlu. Elimizden gelen budur. Yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki karanlıktayken gölgen bile seni yalnız bırakacaktır vesaire. Yani buralar tabii belagat. Peş peşe yani daha farklı da tweetler de var. Oldukça farklı tweetler kullanmış. Belagatı çok seviyor Devlet Bahçeli. Birazcık böyle laf oyunlarını, benzetmeleri anlamlı görünen ama benim kanaatimce çoğunun pek de anlamı olmayan cümleler dizilimini çok seviyor. Tabii burada sizin vurguladığınız nokta önemli. Bu ülkede binlerce hane faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalıyor, soğukta kalıyor. Hatta daha gündem o kadar hızlı ki Emin Bey de onu vurgulamıştı. Yani Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişip dönüşüyor ki yetişemiyoruz ve olayların üzerine gidecek vaktimiz olmuyor. Bakın daha bir hafta önce Isparta'da, Türkiye'nin göbeğinde bir şehirde, Isparta'nın önemli bir nüfusuna günlerce kar yağdığı için elektrik verilemedi. O olayla yani bu elektrik verilmemesine bağımsız olarak bir vatandaş da yine Isparta'da yalnız yaşayan bir vatandaş soğuktan donarak evinde hayatını kaybetti. Yani böyle bir yoksulluk tablosunun olduğu ortamda artık toplumdan, halktan ve toplumsal gerçeklerden tamamen kopmuş bir şekilde belagat peşinde koşan bir siyaset üslubu söylemi görüyoruz. Bu iktidarın senaryoları hakkında birazcık daha sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Siz özellikle Kürt seçmene yönelik bir çalışması olabileceğini söylediniz. Bir de Tansu Çiller... İkinci senaryo Erdoğan'ın seçimlere girmeyeceği hastalığı nedeniyle çekileceğini söyleyeyim. Yani bir senaryo olarak koyayım. O senaryonun farklı boyutlarını çok değişik olarak seslendirmek istemem ama çerçeve olarak söylüyorum. Birincisi, ikincisi bu. Üçüncüsü Erdoğan'ın genel bir af ilan etmesi. Özellikle bu seçimlere yakın olarak. Ve genel af ilan etmesi şu demek aslında. Son 20 yıllık iktidarın geçmişiyle ilgili olarak herhangi bir şeye yapılamaması demektir. Yani bir anlamda dava açılamaması demektir. Ve ben genel af talebi karşısında muhalefetin ne yapacağını şaşıracağını düşünüyorum. Yani KHK'lılar var, başkaları var. HDP'nin bu süreci açık bir şekilde böyle bir talebi destekleyeceğini düşünüyorum. Üçüncü hamle olarak böyle görüyorum. Ve ittifakta sorunlar yaratacağını düşünüyorum. Ve bu anlamda ittifakın farklı bir anlamda parçalanmasına ve farklı düşünmesine neden olabilir. Dördüncü en önemli hamlede farklı bir aday çıkartabilir. Yani kendisinden kendisi aday olmayıp farklı kenara bir aday. Kenara çekilebilir. Tamam. Yani zaten bu
Ben birazcık açıkçası muhalefetin tavrının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrının da buna kapı aralamaya, en azından böyle bir açık kapı bıraktığına dair bir izlenim edindim açıkçası. Bakın, seçimi zamanında yaparsanız aday olamaz ama erken yaparsa aday olabilir gibi bir şey söyledi. Sanki bak, seçimi kaybediyorsun, bu işin nereye gittiği belli değil senin açından, yolun sonu aydınlık değil. İstersen kenara çekil gibi bir de sanki açık çek veriliyormuş gibi yorumladım ben. Tabii bunlar spekülasyonlar. Tabii önemli bir konu daha var. Aslında programın başında ele aldık ama siz özellikle hem Sedat Peker'in iddiaları üzerine giden, bu konularda yayınlar yapan, araştırmalar yapan bir gazeteci olarak hem de bu aslında Halil Falyalı meselesiyle ilgili de beyanlarda bulunan, açıklamalarda bulunan bir gazeteci olarak sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Bu son suikast hakkındaki kanaatiniz nedir? Yani bunun arka planında, daha doğrusu bu işin mekanizması, nedenleri neler olabilir ve sonuçları neler olabilir? Bir kere Sedat Peker'in Kutlu Adalı cinayetinde yaptığı açıklamayı biliyoruz. Yani kendi arkadaşlarına ve kendi ekibine nasıl bir cinayet işlenmesiyle, kardeşiyle ilgili olarak teklif yapıldığını ve bunun nasıl süreç işlediğini ayrıntılı olarak anlattı. Bunu biliyorum. Bu bir. İki, Kutlu Adalı cinayeti ilk işlendiğinde sözüm şu oldu: bu Türkiye merkezli bir cinayettir. Ve görülen olur ki 3 tane şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. 3 şüpheli de Kıbrıs'ta gözaltına alındı. Şimdi buradan bakınca, buna bak, yine Türkiye'de çok önemli, son dönemde Sedat Peker gittikten sonra boşluğu dolduran önemli kişi Kıbrıs'ta yaşıyor aslında. Şimdi buradan söyleyeceğim olay şu: bu Falyalı'nın, yani bunu tarihte görmek gerekiyor, Falyalı'nın ortadan kaldırılması olarak değerlendiriyorum. Bir, ve işlerine bir başkasının kayın olarak atandığını düşünüyorum. Ve en önemlisi, yine bir başka iddiam var bu konuda. Özellikle Sedat Peker'in eline, biliyorsunuz, videolar geçmişti. Bu Halil Falyalı'nın zulasının patlatıldığıyla ilgili olarak yorumlar yapılmıştı. Ben tam o dönemde aslında Falyalı'nın gözaltına alındı, tutuklandığı gündeme gelmişti. Ben o videolarla beraber Falyalı'nın hem Kıbrıslı siyasetçilere hem de aynı zamanda Türk siyasetçilerine, Türk bürokrasisine, Türk medyasına, Türk yargısına, yani otelinde kimler kalmışsa ya oradan bir mesaj olarak bunu Sedat Peker aracı eliyle yaptığını düşündüm. Ve sonuç aldığımda gördük. Nedeni şuradan dolayı: Falyalı o tutuklanma iddiasının ardından hiç cezaevinde yatmadı. Evet. Ve öldürülünceye kadar da kendisinden, yani Kıbrıs belki biliyordu ama bizim haberimiz yoktu en azından. Ve gördük ki aslında serbest olarak geziyordu. Hakkında hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Ve yine Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çok kıymetli bir arkadaşı olduğuna yönelik olarak bir açıklama yaptı. Yine bugün önemli bir şey, buna da Taneray cinayetiyle, Bulgaristan'da biliyorsunuz aile önce bir cinayet olduğunu, bir suikast olduğunu kabullenmedi. Buna itiraz etti gündeme getirenlere yönelik olarak. Ama sonradan gördük ki bir açıklamayla bunun bir suikast olduğunu kabul etti. Evet. Ve Taneray'ın defninde Türk bayrağıyla defnedildi. Buradan şehit dediler kendisine. Taneray bir devlet görevlisi miydi sorusu. İki, Halil Falyalı hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı hem de Türk bayrağıyla tabutu örtülerek defnedildi. Sorum şu: bu kişi aynı zamanda hem Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir görevlisi mi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bir görevlisi mi ki iki bayrakla cenaze tabutu örtüldü? Bunlar da ayrı bir soru. Bunlar olabilir olmayabilir diye söylemiyorum ama kamuoyunun kucağına bırakıyorum bunu, bu soruyu. Buradan yola çıkarak da ben Halil Falyalı'nın öldürülerek bir anlamda o dönemle ilgili bir cezalandırma yapıldığını düşünüyorum. O Sedat Peker sürecindeki videolarla ilgili olarak bir cezalandırma yapıldığını düşünüyorum. İkincisi de bu kadar deşifre olduktan sonra artık ona ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum. Ve bir kayyum, bir önemli bir şahsiyetin Kıbrıs'a gönderildiğini düşünüyorum. Yani onun artık deşifre olduktan sonra bu network artık o suç ağı açısından, o kara para ağı açısından bir yük haline geldiğini, hem de bu Sedat Peker'le ilgili gelişmelerden sonra bir tür cezalandırılmaya ihtiyaç duyulduğunu, bunların hepsinin, bu yaşanan hadisenin arkasındaki dinamikler olabileceğini düşünüyorsunuz.
Tabii ki bir de söyleyeceğim, yasa dışı bahis devam edecek mi? Edecek. Kumar devam edecek mi? Devam edecek. Uyuşturucu devam edecek mi? Devam edecek. Kim yapacak bunu? Evet, bunları birisinin üstlenmesi, yürütüyor olması gerekecek. Alınmıştır. Çoktan o görev verilmiştir. Bu karar çoktan alınmıştır diyorsunuz. Kıbrıs'ta olmasından kaynaklı olarak o sürecin işlediğini düşünenlerden. Yani bu paranın büyüklüğünü izleyicilerimize belki bir hani bu kadar büyük paralar bizim zihnimizde birazcık zor canlanıyor. Orada dönen rantın büyüklüğünü anlayabilmeleri açısından bir örnek Halil Falyalı'nın bir yatırım girişimi oluyor. İngiltere'de bir kulüp satın almaya çalışıyor Halil Falyalı. Zannedersem Fulham kulübünü satın almaya çalışıyorlar. Bundan birkaç sene önce. Ve 100 milyon pound yanılmıyorsam öneriyorlar bu kulübü satın almak için. Yani çok büyük paralardan bahsediyor. 100 milyon pound diye yanlış söyledim zannedersem. 100 milyar gibi bir şey olabilir. 100 milyar da çok büyük bir para. Onu da olduğunu düşünmüyorum. Yani o da çok büyük bir para. Belki kurla ilgili bir farklılık olabilir. Bakın yani paraya bu servetler o kadar yabancı. Ben de o kadar yabancıyım ki zihnimde tam olarak kodlayamamışım. Halbuki buraya gelmeden önce notlarım daha doğrusu yararlandığım kaynaklarda bakarak notlarımı arasına eklemiştim ama zihnimden maalesef uçmuş gitmiş. Bu vesileyle Halil Falyalı meselesi tekrar gündeme gelmişken hatırlatmak istediğim bir kitap da var. Yakın zamanda bu kitap yayınlandı. Evet, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın kolektif bir şekilde hazırladıkları bir kitap. Bu kitap Sedat Peker'in anlatımlarından yola çıkarak hazırlanmış bir araştırma eseri. Halil Falyalı ile ilgili, yani bu konularla ilgilenen izleyicilerimiz varsa Halil Falyalı ile ilgili de oldukça bilgi derinlemesine araştırma burada da mevcut. Buradan da yararlanabilirler. Bugün gazeteciyle görüştüm Özgün Tınar. Bugün de bir program yaptık. Gece saat 00:00'da da Gerçek TV'de yayınlanacak. Pınar Barut'la mı? Evet, Pınar Barut. Az önce sizden önce o yayınımızdaydı. Ha, tamam. Pınar da bu cinayetle ilgili olarak Sedat Peker olabileceğini söylüyor ve Halil Falyalı'yı tehdit ettiğini söylüyor. Ben buna en küçük bir ihtimal dahi vermediğimi ifade edeyim. Yani bu saatten sonra Sedat Peker'in bu tür operasyonlarda yer alacağını düşünmüyorum. Almasının da mümkün olmadığını düşünüyorum. Nedeni şu, bu tür operasyonlar ancak devlet güçleriyle olabilir. Yani devletin parmağı olmadan bu tür operasyonlar yapılamaz. Yani burada siz herhangi bir hesaplaşma, yani önü açılmış bir hesaplaşmadan ziyade çok daha derinlere uzanan, daha yukarılara uzanan bir karar mekanizması olduğunu böyle düşünüyorsunuz. Böyle cinayet Türkiye'nin, Türkiye devletinin herhangi bir ya da Türkiye'nin derin yapısının söyleyeyim neyse öyle söylemek daha doğru galiba ya da kimi güç odaklarının diyelim katkısı olmadan yapılabilecek bir cinayet değildir. Hep Kutlu Adalı'ya gidiyorum. Nasıl karar alındığını, nasıl uygulandığı meselesine bakınca Sedat Peker anlatımlarından açıkça belirledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç bin insan yaşıyor? Ne kadar bir yerden söz ediyoruz? Evet. Yani bir kere öyle bakmak gerekiyor. Zaten Kıbrıs tarihinde görülmemiş, Kutlu Adalı'dan beri görülmemiş ölçüde büyük bir siyasi veya artık her neyse bir suikast bence oldu. Bence bu iktidar partisinin en büyük finans kaynağından söz ediyoruz. Finansöründen söz ediyoruz. Yani evet. Ortadan kaldırılan adam. Evet, zaten. Ve ilginç mesela bugün dikkatimi çeken bir şey var. Cenazesi çok kalabalık değil ki. Kıbrıs dediğinizde, Kuzey Kıbrıs dediğinizde Falyalı'dan söz ediyorsunuz. Yani Türkiye'de bir koçtan söz etmek gibi, bir eczacı başından, yani şey açısından söylüyorum, para... Oransal olarak. Evet, kesinlikle çok önemli. Zaten Emin Çirin'de sizden az önce Kıbrıs'taki para hareketlerinin Türkiye'nin kontrolü, gözetimi, bilgisi en azından olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ve bu para hareketlerinin takip edilmesi halinde zaten bu çorap bu gerisinin çorap söküğü gibi geleceğini vurgulamıştı. Ben de çok değerli buluyorum bu vurguyu tekrar etmiş olayım. Yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Emin Bey, son sözü size vermek istiyorum. Özellikle bu Susurluk meselesinden bahsettik ve bu işin aslında bitmediğini
O dönemde aslında hiçbir şeyin ortaya çıkmadığını artık bugün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Geçmişe bir retrospektif bakışla baktığımız zaman aslında 90'lar kapatılmamış bir defter, hala kapağı açık bir defter olarak görüyoruz diyorum ben. Siz ne diyebilirsiniz? Bakın 90'ları 70'ler 80'ler bile aydınlatılmış vaziyette değil Türkiye'de. Herhangi bir iktidar değişikliği olmadan bugünkü sıkıntıların da aydınlatabilme ihtimali sıfır. Eğer iktidar değişikliğinden sonra da aydınlatılırsa o zaman memnun olacak. Çünkü Türk siyasetine baktığım zaman Türk siyasetinde bir hesap sorma kültürü yok. Yani iktidarlar değiştikten sonra da hadiselerin üzerine kapatılıyor ve işler yürüyor, gidiyor. Yani bütün bunlar, programın başında söyledim ya, Kolombiya veya Meksika dizisi seyreder gibi Türkiye'nin içinde yaşayarak seyrediyoruz bunları. Yani seyrederken yaşıyoruz. Narkoz izliyoruz. Her seferinde söylediğim söz, Türkiye'nin hayırlısıyla kazasız belasız, yine surdasız bir seçime gidebilmesini temenni ediyorum. Onun haricinde de konuşursak konuşalım. Gündeme kapılıp biraz işte böyle şahma asfal etmenin ötesine geçme. Evet, maalesef gündem bizi YouTube çiğneyip kenara tükürüp gidiyor Türkiye'de. Bu gözden kaçırmamak lazım. Bir şeye konsantre olması lazım. Seçim. Ve bu seçimde evvela parlamento çoğunluğunu elde edebilmeye bakmak lazım. Cumhurbaşkanının kim olacağı benim için tamamen ikinci planda kalmış bir konu. Muhalefet eğer Türkiye'yi düzeltmek istiyorsa parlamentoda 360 veya 400 sandalyeyi nasıl elde edebilir? Kafasını ona yorsun, enerjisini ona harcasın. Evet, çok teşekkürler. Bence çok değerli vurgulardı. Evet. Emin Bey, önemli vakit ayırdınız, çok önemli katkılarda bulunduğunuz yayına. Evet, Ali Bey, yayınınızı bitirip hemen buraya katıldınız. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Bu hafta da rotanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gündemin bizi çiğneyip tükürmediği bir ortamda yayınlarımıza devam etmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar.